Bütçe görüşmeleri tamamlandı. Bütçe görüşmelerinin son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir konuşma yaparken şöyle bir cümle sarf etmişti. Dünyanın her yerinde yolsuzluk var. Tabii ki Türkiye'de de yolsuzluk var. Ve Türkiye'deki yolsuzlukla da mücadele ediyoruz. Ve ardından da şunu söylemişti. Eğer Türkiye'de yolsuzluk çok büyük olmuş olsaydı bu kadar büyük bir kalkınmamız olur muydu? Eğer Türkiye'de yolsuzluk çok büyük olmuş olsaydı Türkiye bu kadar büyür müydü? Türkiye'de yolsuzluk bu kadar büyük olsaydı kişi başına düşen gayri safi milli hasıla bu kadar yüksek olur muydu diye ifade kullandı. Öncelikle dünya kelimesini çıkarması gerekiyor. Dünya dediğimiz zaman oraya Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, hatta Uzak Doğu ülkelerinin bazıları da giriyorlar. Orada yerleşik demokrasiden bahsetmesi gerekiyordu. Yerleşik demokrasiyle tanınan, maruf olan ülkeler demesi gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ifadesini kullanması gerekiyordu. Peki bu yerleşik demokrasiyle yönetilen ülkelerde yolsuzluk var mı? Var dedi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Olduğu zaman, var olduğu zaman ne yapıyorlar tespit ettiklerinde yargı veya medya veya zaman zaman sivil toplum kuruluşları, zaman zaman sistem de yakalıyor ve onlar hemen sisteme yakalanıyorlar. Daha önce burada söylemiştim. 5 euroluk bir çikolata alan Danimarkalı kadın bakan ne dedi sistem? Yanlış kartla aldınız, devletin kartıyla aldınız ve hemen kadın özür diledi. Ardından da sabaha kalmadı, istifa etmişti. İtalya'da temiz eller operasyonu olmuştu hatırlarsanız eğer. Japonya'da bir bakan küçük bir yolsuzluğa karıştı ve istifa etti. Hemen gerekçesiyle beraber özür diledi ve istifa etti. Peki gelelim Türkiye'ye. Suyu misal, emsal olur mu diye söyledim. Başka ülkelerde yolsuzluk var. Bizim ülkemizde de var. Ve bizim ülkemizde de çok ciddi şekilde yolsuzlukla mücadele ediyoruz diyorlar. Peki mücadele etseydiniz 17-25 Aralık'ta o 3 bakanı Yüce Divan'a gönderelim dediğimiz zaman niye burada oy çokluğuyla hayır gitmesinler ifadesini, oyunu kullandınız? Onlar Yüce Divan'a gitmeleri gerekiyordu. Eğer hakikaten o işlere bulaşmamışlarsa gelip burada aklanarak gelip siyaset yapmaları gerekiyordu. İkinci olarak 17-25 Aralık'ta bunu yapmadınız. Ardından da Süleyman Soylu ile ilgili Sedat Peker'in çok ciddi iddiaları oldu. Hatta çok kişiyle oldu. Bırakın iddialarını, ifşaatları oldu bunlarla ilgili. Şunu yapabilirdi savcılar. Eğer Türkiye'de yargı bağımsız olsaydı, yargı objektif olsaydı ve yargı tarafsız olsaydı hemen hiç kimseye danışmadan çok hızlı bir şekilde devreye girerdi. Sedat Peker'in iddialarını ve ifşaatlarına karşı ve videolarına karşı hemen işlem yapar, o insanları ifadeye çağırırdı. Bakan da istifa ederdi. Daha önce söyledim ben. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bir bakanın adı, çok eski yıllarda bir bakanın adı Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika'dan bir kahve alımında yolsuzluğa karıştı adı. Ve o bakan ne dedi biliyor musunuz? Ben istifa ediyorum dedi. Sadece istifa ediyorum demedi. Ve Yüce Divan'a gitmeyi kendisi istedi. Yüce Divan'a gitti, aklandı, geldi. Tekrar bakan mı yaptılar? Hayır, bakan yapmadılar. Başbakan yaptılar o kişiyi. Ben o zaman Süleyman Soylu'ya da seslendim. Bak istifa et dedim. Ve istifa ettiğin gibi Yüce Divan'a git dedim. Dönersin, belki seni Cumhurbaşkanı yapar bu millet diyerek seslendim. Değerli millettekileri, bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Trump'ın evine ve girdiler, arama yaptılar. Hatta Trump'ın bir şehirde, bir eyalette seçime girmesini yasakladı bir yargı. Ve Netanyahu ile ilgili şu an çok ciddi şekilde soykırım yapan Netanyahu ile ilgili davalar vardı. Şubat'a kadar Filistin'e karşı operasyon yapıyoruz diyerek Şubat'a kadar ertelediler. Hemen geçenlerde yine aynı şekilde parlamentoları karar aldı. Ne dedi? Şubat ayından itibaren senin davan devam edecek ifadesini kullandı. Değerli milletvekilleri, Ruhsar Pekcan olayında dezenfektan aldığı belliydi. Ve bu şahıs hemen istifa etti. Eğer bu şahıs hakikaten başarılı bir bakansa niye istifa etti? Devam etseydi görevine. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Muhalefet bu şahsı çok eleştiriyor. Bu şahıs çok başarılıdır. Doğru, taltif ettiniz. Ne, o zaman devam etseydi görevine, etmedi. Bu sefer de yönetim kurulu üyesi yaptınız. Bu da doğru değildi. Çok yüksek bir maaşla yönetim kurulu üyesi yaptınız. Zehra Taşkesen'in oğlu meselesinde. Bir boşanma davasıdır. Özel bir hayattır. Ama kocası 100 bin lira bugün bir rektör maaş alır. 100 bin lira bugünün parasıyla. O günün parasıyla çok düşük, 40 bin lira, 30 bin lira civarında bir para alması gerekiyor. Peki 4,5 milyon dolara bu şahıs bir yat alıyor. Peki bu şahısla ilgili ben çağrıda bulundum. Gel dedim mal varlığını açıkla. Ve açıklamadı bu şahıs. Zehra Taş... Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. Fuat Oktay Bey'le de ilgili bir iddia var.
Ben olduğuna inanmıyorum. Ben Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yardımcısı yapmış bir kişinin bu tür şeylerle ilgili zan altında bırakılmasını doğru bulmuyorum. Ne yapması lazım? Mal varlığını birinci derece akrabaları dahil olmak üzere ve eşinin de birinci derece akrabaları dahil olmak üzere mal varlığını açıklaması gerekiyor. Bunu açıklarsa eğer ve açıklar ve kamuoyunun özüne çıkarsa doğru bir iş yapmış olur değerli milletvekilleri. Bakın Türkiye'de yolsuzluk vardır ve bu yolsuzluk arşalaya çıkmıştır. Türkiye'de rüşvet vardır, Türkiye'de torpil vardır, Türkiye'de ihaleye fesat karıştırma vardır ve bunları yargıçlar söylemektedir. O zaman ne yapacağız? Burada yargıyı serbest bırakacağız. Yargıya kalkıp savcıların elinden re'sen soruşturma hakkını almayacağız. Ancak savcılar re'sen soruşturma hakkını bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından izin alırsa yapabiliyor. Niye savcıları rahat özgür bir şekilde bırakmıyorsunuz? Ne bir ülkenin geleceği neyle belli olur? Hukukuyla belli olur. Ekonomisiyle belli olur, dış politikasıyla belli olur. Sayın Özdağ, teşekkür ediyorum. Bir hatip tarafından şahsıma yönelik bir ithamda bulunduğuyla alakalı söz edebilirim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ne yazık ki bir hatip haddini de aşarak şahsımla ilgili bir iddiada bulunuyor. Haddini de aşarak diye özellikle ifade ediyorum. Çünkü benim en rahat olduğum ve her konuda sonuna kadar gidebileceğim bir konu da ithamda bulunuyor. Konu ne? Söyleyeyim. Türkiye'ye yönelik tüm algı operasyonlarının yürüten Interpol tarafından aranan bir tescilli bir FETÖ'cü, tescilli bir suçlu, tescilli bir teröristin iftiralarından, beyanlarından oluşan iftiraları meclis kürsüsüne taşıyacak kadar ileri gidilmesi son derece üzücü. Yani ben olayın kendisinden ziyade adresi belli olan, kimler tarafından talimat verildiği belli olan ve FETÖ'cülüğü tescil edilmiş olan, Türkiye'den kaçan ve bir başka yere sığınma talebinde bulunan bir teröristin beyanlarının meclis kürsüsüne getirilmesi. Ben buradan ifade edeyim. Sonuna kadar hiçbir konuda, bu konularda hangi konu olursa olsun sonuna kadar açığım, Hodri Meydan. Kamuda başladığım günden bugüne, hatta öncesi, doğduğum günden bugüne alnım açıktır ve bununla ilgili de zerre kadar hiçbir konuda şüphe yoktur, şüphem yoktur. Bunu beni yakından tanıyanlar da çok iyi bilir. Ha, benden kim rahatsız olur onu söyleyeyim. FETÖ ile mücadelemi herkes çok iyi bilir. İlk günden beri. 15 Temmuz'da... Sayın Oktay, lütfen tamamlayın. Derseniz. Ve nasıl mücadele ettiğimi bu beyanda bulunan şahıs da çok iyi bilir. Burada arkadaşlar da var. Onların rahatsız olmasını anlıyorum da sizin niye rahatsız olduğunuzu anlamakta sorun yaşadım. Benim PKK ile olan mücadelemi herkes çok iyi bilir. Benim yerli ve milli duruşumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir, tüm dünya çok net bilir. Kapalı Maraş'ın açılmasından tüm Türkiye mutlu olmuştur. Tüm Türk dünyası mutlu olmuştur da siz niye birileri rahatsız olmuş olabilir de siz niye rahatsız oldunuz onu anlamadım. Dolayısıyla mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaten sunulmuştur. Zaten orada açıktır, mevcuttur. Kamuda olduğum sürece de mal varlığım açıktır. Birinci derece yakınlarımı merak ediyorsanız onların da açıktır. Dolayısıyla alnımız açıktır. Bu konuyla alakalı eğer çamur atmak için bir şeyler arıyorsunuz. Buna başka yerde müsaade edersen. Peki, teşekkür ederim. Evet. Sayın Bakan, 3 dakika. Çamur atmayla alakalı eğer bahane arıyorsanız yanlış adama takıldınız. Dolayısıyla bununla ilgili de ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş durumdayım. Şahsım da dahil bununla alakalı. Ne var ne yoksa sonuna kadar gidebilirsiniz.
benden ne istiyorsanız sonuna kadar teslim ederim diye. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Özdağ buyurun. Sayın Özdağ buyurun. İftirada bulunduğumu söyledi. Doğrusunu doğru söyle değildi. Sayın Özdağ, size sorular sordu. Hayır, sorular sormadı. Sayın Başkan, sorular sormadı. Dedi ki, benim hakkımda bir iftirada bulunuldu dedi. Ben herhangi bir iftirada bulunmadım. O nedenle doğru bir şekilde bunun kamuoyu tarafından anlaşılması lazım. Ben Sayın Fuat Oktay'a aslında iyilik yaptım. Bugün buraya çıkarak aynı zamanda bu iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ama bu bilgiler kamuoyunda paylaşılıyor. Bu kimin paylaştığı önemli mi? Kimin paylaştığı önemli mi? Kimin paylaştığı önemli mi? Bir iddia var diyorum. Ve konuşmamda şöyle. Bakın tahammül edemiyorsunuz. Tahammül edeceksiniz. Fuat Oktay çıktı ve cevap verdi. Bir dakika dinlemeyi öğrenin öncelikle. Değerli milletvekilleri. Fuat Oktay'la ilgili kamuoyunda böyle iddialar var. Bunu çıktım ve şöyle söyledim. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum diyerek başladım. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum diyerek konuşmama başladım. Bakın bunu sabaha kadar konuşuruz burada. İsterseniz. İsterseniz şöyle yaparız. Bakın şöyle yaparız. Var mısınız? Gelin Fuat Oktay'la ilgili bir araştırma önergesi verelim. Var mısınız? Hadi gelin Fuat Oktay'la ilgili bir araştırma önergesi verelim. Var mısınız? Grubunuz var mı? Veriyorum grup önergesi. Evet diyecek misiniz? Evet diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Peki vereceğim. İlk meclis açıldığına vereceğim. Bakın lütfen istirham ediyorum. Dinlemenizi istirham ediyorum. Konuşmamı alabilirsiniz. Fuat Oktay'la ilgili böyle bir iddia var dedim. Bu iddiayla ilgili inanmıyorum ama bak inanmıyorum kelimesini kullandım. Ve aynı zamanda dedim ki Fuat Oktay bu konuya açıklık getirmelidir. Mal varlığını açıklamalıdır dedim. Yetmez dedim. Birinci derece akrabalarının mal varlığını araştıralım dedim. Şimdi bakın kamuoyunun önünde. Evet lütfen tamamlayın. Verdiler. Ben parlamento açıldığında bir araştırma önergesi vereceğim. Fuat Oktay'ın mal varlığının araştırılması önergesini vereceğim. Ve Adalet ve Kalkınma Partililer evet diyecekler. Göreceğim sizi değerli arkadaşlar. Fuat Oktay'ın açıklamasından dolayı da teşekkür ediyorum kendisine. Sana size açıklama hakkı tanıdım. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Burada konuşacağız tabii. Nerede konuşacağız? Bu iddialar burada konuşulur. Nerede konuşulur? Burada konuşulur. Mahkemede konuşulur. Kamuoyunda konuşulur. Konuşulur ve açıklarız değerli arkadaşlar. O nedenle Fuat Oktay aslında bir noktada kendisini aklamıştır burada. Şöyle demiştir. Benim bunlarla alakam yoktur demiştir. Akrabalarımın ve birinci akrabalarımın mal varlığı orada açıklanmıştır demiştir. Şimdi araştırma önergisi vereceğiz. Ve hangi oradaysa Konya burada diyeceğiz. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Sayın Oktay göreceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Özdağ. Sayın Oktay buyurun. Hadi. Sayın Özdağ lütfen yerinize geçin. Yazık mı? Sayın Özdağ yerinize geçin. Olsun sana. Sayın Özdağ lütfen yerinize geçin. Sayın Özdağ. Evet değerli milletvekilleri. Evet. Evet Sayın Oktay. Sayın Fuat Oktay Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, temiz siyaset yapamayanlar tabanda zerre kadar karşılığı olmayanlar, siyasette bile hırsızlık yapabilecek kadar ileri gidenler, ne yazık ki varlık sebeplerini başka yerlerde aramaktalar. Ben tekrar ediyorum,
yanlış yerde arıyorsunuz. Benim alnım açıktır. Sonuna kadar Hodri Meydan. Eğer ki sıkıntı arıyorsanız aynaya bakabilirsiniz. Sorun arıyorsanız aynaya bakabilirsiniz. Bizde bir şey yoktur. Yerli ve millilikle ilgili sorunumuz yoktur. FETÖ'yle mücadele ile ilgili sorunumuz yoktur. Sözcülüğünü yapmak istiyorsanız devam edin. PKK ile birlikte yürüyenlerle yürümek istiyorsanız devam edin. Sözcülüğünü yapmak istiyorsanız devam edin. Kimden talimat aldıysan oradaki FETÖ'nün iftiralarını, beyanlarını meclis kürsüsüne taşımakla ilgili kimden o talimatı aldınsa yine onların talimatıyla siz yol yürümeye devam edin. Bizim alnımız açıktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum.